Sen linguistik. Evet, ben Hacettepe dil bilim mezunuyum. Ben o bölüme girdiğimde girerken ben onu şey diye girmedim. Yani Allah'ım işte ben kelime oyunları yapıyorum. Tam da bu bölüm bunu inceliyor. Tam benlik değil. Çünkü ben bölümün, o bölüm bu işlerin sistematiğini çıkaran bir bölümken ben onların inceleme konusuymuşum. Okulun içine girince fark ettim. Yani benim zaten yaptığımı adamlar sistematiğini çıkarıyorlar. Bu çok ilginç lan. Yani bu... Ben zaten bunu yapıyordum. Ben yapıyorum ama mesela bir hocam şey demişti. İnceleniyor. Benim ders notlarından hadi hocam ben bunları da yapıyorum diye gösterdim. Derse gelsene bize anlat dedi. Hocam ben o derse gelmek zorundayım zaten. Çünkü Metin Üstündağ, Vedat Özdemiroğlu, Atilla Atalay, ne kadar dili Yılmaz Erdoğan, Ferhan Şensoylar. Dille kim oynuyorsa aslında, yani mizahını burada kelime aralarında, satır aralarında arayan kim varsa o bölümün konuşmacı diye çağırıp konuşturdu insanlardı. Ve ben de onlardan biriyim. O bölümden çok zevk aldım o anlamda. Ama tabii not kaygısı okumak başka bir şey. okumak başka bir şey. İçindeyken bir zarar veremiyorsun. Evet. Evet çok. Yani fıkrada oynamakla fıkrayı dinlemek arasındaki. Hayır be. Oo. Sana gülünmesiyle senin yaptığına gülmesi arasında gibi. Biz tiyatroda çok yaşıyorduk ama. Bak burada gülerler ama sana gülerler. Kötü yani. Mahalle delileri diye bir şey konuşmuştuk biz Alper Atalan'la. Dedim ki Utku'ya da soracağım. Buraya not almışım. Alper benim bir erkekli kadından da yazar arkadaşım. Benim de işte arkadaşımın arkadaşıydı. Öyle tanıştık. Onunla konuştuk. Senin bir şey Ayten miydi? Evet deli Ayten. Bursa. Evet. Acayip bir hikaye değil mi? Çok acayip bir hikaye. Yani şöyle söyleyeyim. Bir deli adıyla anılan bir kadının cenazesinde on binler vardı Bursa'da. Bu kadın Bursa'nın folklorine ait bir karakter neticede. Çok çok kötü bir çocukluk ve gençlik yılları neticesinde kadın sonuçta mental olarak taşkın bir seviyeye gelmiş ve sokaklarda meczup gezen bir kadındı. An gelir dükkanları taşla indirirdi. Ama o kadar güzel bir semboldü ki Bursa için. Şu an heykeli var Bursa'da. Evet. Bu çok Bursa'yı da farklı kılan bir şey. Yani o anlamda da Bursa'yla gurur duyuyorum. Yani delisinin heykelini dikmek bir şehre ait çok özel bir olgunluk bence. Çok tuhaf bir detay. Bursa kimlerine göre çok tutucu, kimlerine göre çok aydın, çok genişken ya da çok açık, haddinden fazla açık ve haddinden fazla kapalı olarak algılansa hiçbirine itiraz etmeyeceğim bir şehir. Tam bir karmadır Bursa ama bu çok sanatçı çıkmıştır Bursa'da. Yani aynı şehirden Müzeyyen Senar ve Zeki Müren çıkmış. Daha ne diyeyim yani bu tuhaf bir yapı vardır. Hep de ezelden ebede hep de Bursa'dan bir ünlü çıkar bu manada. Demek ki şaşılısı bir şey değil. Delisinin heykelini dikip mezarını kutsayan cenazesine saygımız var sana deyip 10 binlerin katıldığı bir insan sadece o kare bile filmi yapılası bir şey. Öyle. Deli ya neticede bakışa göre ki ben delilere korkunç saygı duyuyorum çünkü deliler sen gibi olmadıkları için senin deli dediklerin onların ne kadar önde olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Onu soracaktım zaten buradan oraya bağlıyorum. Alper'le de böyle konuşmuştuk. Mizahçılar acaba bizim mahallenin delileri mi diye çünkü sen vallahi, de bazen cam taşlarsın. Tabii. Bazen daha toleransın kolay gösterir. Biz bir de aynı anda şimdi binlerce cam taşlama yeteneğine sahibiz. Kalacağız o bir tek bitini indiriyordu. Sen bütün ya, memleketin camlarını karıştırdın. Ben şu an Erenköy Akıl Hastanesi'ne gidip başhekimden randevu alıp desem ki ben olmayan insanları konuşturuyorum. Böyle parmaklarımla 3 çift evlendirdim. İki de çocuğun doğmasına bunlar sayesinde falan diye lafın ortasına gelmeden sizi şurada güzel bir odamız var bir süre ağlayalım derler. Biz senarist, yani bu delilerin şanslı olanlarına senarist, şanssızlarına deli deniyor. Biz olmayan insanları konuşturuyor muyuz? Evet konuşturuyoruz. Çünkü biz bütün izlediğiniz filmlerin, bütün izlediğiniz reklamların, bütün izlediğiniz dizilerin en başında boş bir A4 var ve ya da bir Word sayfası var ve orada hiçbir şey yokken, hepiniz uyurken biz bir rüya görüyoruz. Bazen görmeye şartlandığımız için mecburuz görüyoruz. Nasıl bir şey anlatıyor ya? Ha bir de görmek zorundayım ya. İstiyorsan gör. Ben bugün göremedim. Diyemezsiniz. Adam sana her gün gör diyor parayı veriyor. Yani derler ya her gün nereden buluyorsunuz? Her gün her gün bulduğun için oradasın. Arada böyle bir fark var. O yüzden kimse sana her gün ben bugün İpana için atıyorum bir diş macunu için bir şey bulamadım. Hadi canım o zaman siz gidin bir ay bir tatil yapın demiyor. Bulacaksın. O ekranda onu öyle de böyle göreceksin. Bu ya şartlamayla olur ya da ilk rüyayı sen görürsün hakikaten. Sabah kalkarsın bir rüya gördüm bunu birine anlatmalıyım ama ben dilsizim. Yazacağım. Ben onu yazarım, yönetmene gösteririm mesela. Yönetmen de benimle o rüyayı anlar. O da oyuncuyu anlatır. Çünkü o da bir şeyler ekler. Oyuncu da o çok güzel rüyaymış. Bunu ben şöyle anlatabilirim der ve bu üçleme sonunda filmi çıkarır, diziyi çıkarır. Ama önce rüyayı yazar görür. Böyle bir ayrıcalığımız kim ne derse desin. Yani yazan herkes için var. Yönetmen de yazabilir, oyuncu da yazabilir. Bu bir kimsenin tek elinde değil. Ama yazma pozisyonu oturmuş herkes için bu ayrıcalık söz konusu. Rüyayı ilk ben görürüm. Yazar görür. Yaratan gören görür. Ama bu bir delilik diye de kullanılabilir. Dahilik diye de kullanılabilir. Zaten delilikle dahilik arasında neredeyse çizgi bile yok.
Çirgen. Nereden baktığınla alakalı. bu anlamda mizahçılar deli midir? Deli diye mizah dergisi vardı daha önce. Çünkü doğru isimdi. İyi de dergiydi. Güzel dergiydi evet. Yalnız sen ne kadar güzel anlatıyorsun ya. Allah'tan çağırmışız da gelmişsin. Teşekkür ederim. Bitti mi? Kapadın. Yok. Ha iyi. Şeyi çünkü hani 30 yıllık arkadaşımla ben ne konuşacağım? Evcilik oyunu gibiyiz burada. Zaten hep konuştuğumuz şeyler şimdi karşımızda kamera. Bugün tanıştığım iki adam falan derken. Ben böyle olacağını biliyordum ama iyi oldu. Bak 3 cümle ben ettiysem 350 falan da sen etmişsindir. Şimdi nasıl gidiyor? Neden mizan? İnsan. Ya ben onu sormuyorum çünkü çok sorunca dayak yiyecekmişim gibi geliyor. Cem Yılmaz sağ olsun diye. Neden mizah? Neden mizah yok? Ben şeyi merak ediyorum. Nasıl mizah? Utku Gürtünca nasıl mizahtan hoşlanıyor? Senin şeyi anladık yani. Seninle de konuşunca anladık. Zaten öyle hissediyordum da kimle konuşsam mizah yapan, yazan, bir şey üreten. Zaten öyleymiş. Evet. Yani şanslı doğmuş. Bir de para kazanıyor daha. Ben bu mesleği yapmasam mesela ben Bursalıyım. Diyelim ki Tofaş fabrikasında servisi kırıp geçiren bir Tofaş çalışanı olurdum mesela. Ama gene hayatın... Ya da öğretmen olsaydım ya, o dersine girilmesi istenen çok komik olan bir öğretmen olurdum. Evet. Yani... O benim doğamda olan bir şey. Benim kendi halime para veriliyor. Bu bir avantaj, bir yandan da dezavantaj. Çünkü hobinden para kazanmak çok çok güzel. Artık bu hobi bile değil. Kendinden para kazanmak. Ama bilhassa reklamda işin doğası gereği eleştiriliyor. Ve sen bu eleştirileri... Ya kasap eleştiriyi kasap dükkanında ciddiye alır... Eve giderken ah o antrikot eleştirisi, ah Allah'ım ne yapacağım ben demez. Çünkü o ettir, o etin sorunudur bir yerde. Bir yere kadar kendini soyutlayabilir ama ben bana yapılmış bir eleştiriyi dünyanın neresinde nefes aldığım sürece içselleştireceğim tabii. Çünkü ben ona fikir ne olursa olsun ben onu şu refleksle yapıyorum. Ben biraz daha güzel gösterebiliyorum. Alkış rica edeceğim, lütfen alkış. Dediğin için ürettiğinden tabii ki negatifi de ne diyorsun ya olayı üzüyor bir yandan. Çünkü sen şu noktaya geliyorsun lan kendini bu kadar niye dövdürüyorsun ki? 16 yaşındaki çocuk bu kadar da kendine yazık değil mi o çocuğa diyorsun. Ama bir de geçinmek için para kazanman gerekiyor. Türkiye'nin yazarak para kazanma dinamiklerinin belli, sayıları belli. Ve bunların içerisinde benim için hala en faal olan reklam sektörü. Reklam sektörü korkunç zevkli bir sektör diyorum ya tekrar tekrar. Girilsin ve yapılsın ama şu şartla. Yoğun çalışma temposu, hayır kelimesini çok duymak ve... Mesela ben Facebook çok sevmiyorum ama bildiğiniz bütün Facebook markalarına yıllarca yazdım. Hiç regle olmadım ama olmayacağım da Allah nasip ederse. Birçok markaya için yazdım bir şeyler. Yani bu bir senin düşünmenin gerektirdiği için, böyle davrandığın için kendine zaman zaman çeliştiğinde bir durum tabii ki. Yani ne yapıyorum ya ben? Yani tamam ben çok koyu bir Galatasaray taraftarıyım ama benim çalıştığım ajans bir Fenerbahçe iletişim alırsa ben o binadan ekmek yediğim sürece o iletişime katkıda bulunmak durumundayım. Kapıdan çıkma hakkım her zaman var. Tabii ki. Ben yazmam Fenerbahçe için diyebilirsin. Diyebilir. Bir Fener de Galatasaray için diyebilir ama benim en hasta Galatasaraylı bir arkadaşım deli gibi Beşiktaş övgüleri yazdı. Ya mezun olmak zorundasın. Bu nereye kadar kendine hakaret, nereye kadar kişiliksizlik, nereye kadar profesyonellik biraz harman açıkçası. Mizahçı buralara girer mi? Yani şunu ayıramıyorum çünkü. Reklamcı yaratıcısı, mizah yaratıcısı, dizi yaratıcısı, her biri kendi dinamikleri içerisinde yaptıkları doğrularla ilerleyebilmek. Eğer çok tuzu kuru bir arkadaşımızsa ben sadece mizah yazarım diyebilir. Ben sadece film yazarım diyebilir ama neticede hepimiz geçinmek zorundayız bir şekilde. O yüzden nerede kabul görüyorsa orada yazıyorsun. Buna reklam da dahil oluyor. Dolayısıyla o kapıdan girdiğin sürece içeride yapılana dair eleştiri çok yapmaman lazım. Ama kendinle çeliştiğin anlar olacaktır, yorulduğun anlar çok olacaktır. Dediğim gibi reklam döven ama öven de bir iştir. Yani şimdi bizim çelikle geçirdiğimiz sürede yaşadıklarımız... Robottan bahsediyorum. Evet, robot çelikten bahsediyorum. O kadar beğeniliyordu ki. Ya ne diyorum sana ya, çelik bir çocuğa güya anne dedirtti diye. Sen mutlu oldun. Çünkü duyduğum haberden mutlu oldum. Geldi, evet. Bu olağanüstü bir şey. Muhteşem. Benim bir çifte çocuk yapma kararına vesile olmuşuz biz beraber o gün çalışan arkadaşlar. Bir erkek bir kadın da böyleydi. Bir erkek bir kadın pek çok aile terapisti tarafından falan gösterilebilip yaratabilecek bir şey. Özünde mizah olan ama tam da gerçeği gösteren, Venüs ve Mars'ın çelişimini çok güzel anlatan muhteşem bir projeydi. Çok çok zevk alarak. Ya benim televizyon serüvenimde şu ana kadar herhalde birinci sırada. Bir daha da eş değeri olur mu bilmiyorum ama haz anlamında müthiş bir şeydi. Gerek oyuncuları, gerek yönetim, gerek bizim yazar grubunun uyumu,
Onunla ilgili bir şey soracağım. Sonra Alper'e sordum. Utku benden kıdemlidir demişti. Sen o uyarlama döneminde yoktun. Yoktun. O yüzden Alper'den çık az kıdemli. Çık az yani az. Onun 7 sezonun ilk 1 sezonu uyarlama bildiğim kadarıyla geri kalan 6 sezonu sıfırdan yazmak. Bizde. Tabii. Ha, tamam. Çünkü böyle bir platformu beğendirdikten sonra niye yabancı bir doğadaki tepkiler üzerine sadece sınırlansın ki? Hı. Kanada'da, Fransa'da, dünyanın başka bir yerinde kapı çalıp da yan komşu aşure getirmiyor. Evet. Türkiye'de böyle bir şans var. Ben niye bunları değerlendirmeyeyim ki? Yani dolmuşa bilmiyor. Dolmuş diye bir şey var. Ya ben günlük hayatta yaşadığım bazı şeyleri birebir bir erkek birbirinden aktardım. Eminim bütün yazar arkadaşlar da bunu yapmıştır. Biz Emre'ye, hatta Emre bazen şey derdi Murat'a. Ya bugün ben bunu yapmam. Bu kadar da saçma. Bu olmaz. Yani gerçek hayattan da kopmuyor. Sonra iki hafta sonra Murat aynısını yaşadım lan. Ya bak biz evdeyiz. Bir su firması. Adını vermeyeyim şimdi. Su firmasından su alıyoruz biz. O zaman evliyim. Evde değilim. Ama evde çalışıyorum ben. Saat tam 8'de eşim su ısmarlıyor. Bir karış suratla bir su firması, su taşıyıcısı geliyor. Bu saatte su mu istenir havasında? Ondan sonra ya ben aradım call center'ınızı. Hizmete açık dendi. Su geldi. Beni bağlamıyor diye eşim gayet doğal bir tüketici refleksiyle. Adam dolu ya. Bir de beni gün içerisinde zaman zaman gördüğünden abi niye zamanında istemedi diyor. Sana ne diyor eşim tabii haklı olarak. Zaten bu ülkede erkekler evde otursun, kadınlar çalışsın. Çünkü kendi çalışıyor sokakta, erkekler evde otursa keşke hiç... Ya sana ne ya bu evde yaşayan, nasıl bir hükümdür bu? Ve sen orada bir tarafta reklam dünyasında o marka için $1 milyon yatırıyorsun. Bunu adama teslim, bu evin önüne gelip diyor ki, niye kocanın sevamında söylemiyor ki? Zaten erkekler evde oturuyor, kadınlar çalışıyor. Oh be, ben erkeklerden neye değdim? Ben bunu aynen aldım, bir erkek bir kadına monte ettim. Ya da bir gün taksiye bindim, bizim ajansın sürekli taksisi. Şeyden oluyoruz, duraktan geliyorlar. Gün içi habire bir yere gidip geliyoruz, habire bir yere. Öne oturdum, arkası dolu. Tak, kemeri taktım. Şoför şey dedi bana, bana güvenmiyor musun abi dedi. güzel bak. Dedim sana güveniyorum, karşıdan gelene güvenmiyorum. Bunu da aktardım. Ya da şey, bir gün Üsküdar'dan dolmuşa bindim, böyle duruyorum tamam mı? Ben de böyle durmayı seviyorum, refleksim böyle yani. Daha henüz araba kalkmamış ama. Şoför dedi ki, aç o kollarını dedi. Niye dedim, kısmetimi bağlıyorsun dedi. Kısmetimi bağlıyorsun. Açtım. Şimdi bir düşündüm ne sen demek var. Bir de 100 metre sonra başına bir şey gelirse benim kollardan başlamak üzere ben gittim yani. Benden gidecek yani. Açtım. Ulan şöyle koyuyorum böyle koy. Bir böyle buluyorum kendimi. Allah diyorum falan. Bunu da aynen aktardım. Çünkü o kadar ki hayatın içindeydi ki. Hiçbir zaman bir erkek bir kadının evine uzaylı inmedi. İnmeyecek de hiçbir zaman. Çünkü o zaman mantığından çıkıyor. Ama elin yabancısı öyle güzel bir tatlı bir yer yakalamış ki ya bize hep şu deniyordu. Komedi çok görece bir şeydir. Yerlere düştüm, işedim komedisini. Herkes başka bir şey için söyleyebilir. Öyle. Ama bizim işin alkışı çok güldük değildi. Çok gülünen yerler vardı. Ama gülünen esas önemli alkışı şeydi. Siz bizim evime kamera mı yerleştirdiniz? Beynimize çip mi yerleştirdiniz dediğin anda biz alkışımızı alıyoruz. Çünkü doğru buydu. Biz kadın ve erkeklerden oluşan bir grup olarak yazıyorduk ayrıca. O projeyi asla bir kadın, asla bir erkek grubu yazamaz. Ve belli olur. Çünkü erkeğin kafasında kodladığı bir kadın yapısını karikatürize edecektir istemsizce. Keza kadın da öyle. Ve ben izlediğimde yani kadın bakışıyla yazılmış. Ya ulan erkekler yazmış. Biz birbirimizle bazen onun akışı şeydi. Ortaya bir konu gelirdi. Herkes konuyla gelirdi. Onun haftada 45 dakikalık bir projeydi ve haftada 2 gün 8'er saatlik toplantısı vardı. İstisnasız 8 saat. Herkes fikriyle gelir. Fikirler anlatılır. Tabii bu fikrin sadece Ozan bugün evde temizlik yapmak ister canı. Zeynep'in de canına minnet. Bu bir konu başlığı olmakla birlikte altına 7 tane doldurmak zorundasın. Tam bir mühendislik de o iş. O 7 fikri bulman da gerekiyor. Onları paylaşarak masada herkes fikrini söyleyerek o bir şekil alır. Sonra editörümüz Murat, bunu Alper yazsa iyi olur. Bunu Enes sen yaz, bunu Utku sen yaz, Pelin sen yaz. Şu yaz. Yani böyle bir dağıtır. Ama şunu bilirsin. O ortamda sen espri getirmişken bir anda oradan kadın yazar arkadaşlarına bir tanesi ah canım benim ya. Çat karşılığını verir. Böyle demez ki kadın. Değil mi? Tam da şöyle der üstüne de böyle yapar. Hadi be terapi seansı gibi geçiyordu. Evet Utku bugün seni dinliyoruz falan. Yani her şey bir de gerçek hayattan beslendiği için ben bu sonlarını Enes başka, Alper başka, Murat başka herkes başka bir anısını döküyordu masaya. Ya Emre'nin prostat muayenesi diye bir şey yazıldı. Ekipte prostat muayenesi geçirmiş bir tek ben vardım o bölümü ben yazdım. Geçmiş olsun abi. Çünkü ben içsel olarak yaşadım o hadiseyi. İçsel olarak yaşadım. Bunu benden iyi kimse yazamaz ki. Ekipte ben yaşadım yani. Ama kadınsı bir bakış, erkeksi bir yorum
olduğu için o iş kendini taşıyor. Çünkü sen aynı Mükerrem abla gibi. Mükerrem abla kimse bu arada. Dedirtir. Yani onu dediğin anda iş güzel. Ya sen bir şey yazıyorsun mesela, iş önüne geliyor. Yazmışsın. Sana verilmiş ama tabii herkes oturup ailece de bunu izliyor bir şekilde. Sen yazarken, şimdi şöyle bir şey var. Bütün espriler orada bulunuyor ama senin yazar olarak bir slalom şansın var. Çünkü zaten ona güvendiği için editör sana veya motomot aynısını yazacak olsa zaten orada yazar kalkarız. Şimdi sen yazarken bir detay eklemişsin. Öyle bir detay eklemişsin ki masadaki kişilerden, evli çiftlerden bir tanesinin özel hayatında henüz daha 3 hafta evvel yaşadığı bir olayın aynısı. Ve bu yaşandı. Yani bu eleştiriyi aldım. Ulan ne yaptın sen? Biz bu yüzden akşam senin yüzünden kavga ettik abi. Bu espri nereden aklına geldi? Ve de anlat bakalım ondan sonra. Ya ben yani çünkü orada hani ne güzel nereden? Bir de artık kavgalarımızdan para mı kazanıyoruz? Dedirtiyorsun bir çifte durduk yere. O da gerçekliğinden güç aldığında. Yani bir erkek bir kadın o anlamda çok çok evet yani iki bekar insan aynı evde yaşıyor eleştirisi. Neticesinde evliliğe ve çocuk sahibi olmaya götürdü ama. Kültürel bir etkileşim var. Değişmez bir şeydir abi. Erkek yatak odasına, kadından nikah masasına çekme çabası. Çünkü beyin yapılarımız refleks olarak önceliklerimiz biraz daha farklı. Biri daha korulayıcı, çevreleyici, onu bir an önce mantık süzgecine getirici bir havaya bürümeye çalışıyor. Sinan Can'ın bu anlamda çok güzel anlatıları var. Bu testosteron denen arkadaşın sol beyni bloke ederek erkeğin sadece ana kadın diyerek önüne gelene süper saçma refleksi, kadınınsa içlerinden bir tanesini seçme arayışı. İki tarafımız da aynı şekilde gelişseydi erkekler bu değil, bu değil, bu değil dediklerinde o denk gelende seni seçmediğinde bir tür üreniyor. Dolayısıyla bir türün anlamsızca ilişkiye hazır olması, birinin seçici olması lazım. Bu manada testosteron bizim beynimizin sol tarafını bildiğim kadarıyla, eksikse Sinan beni düzeltsin ve affetsin, onun mekanındayız ama. Açık beyin, kaçık beyin. Bu yüzden biz bu manada salaz. Çünkü salak olması lazım. Bunun türemenin bir şekilde o mağara hayatında, ama bu beşeri hayatta bunun artık sürmemesi lazım tabii ki. İyi. Ama bu başka taraflara da yansıyor. Yani senin kadın denen organizma bir sorun geldiğinde önüne, zarf olarak geldiğinde bunu buraya koyuyor. Masa üstünde. Bir yenisini buraya koyuyor. Bir diğerini şuraya koyuyor. Ve her birine ayrı ayrı çözümcü davranırken arka plandaki masa üstü resimle de ilişkisini devam ettiriyor. O bir canlı bağlantı, Skype bağlantısı da olabilir. Erkek de öyle değil. Skype bağlantısının orta yerinde zort diye ekrana bir zarf geliyor. Ve adam bunu çözmeden açılması mümkün değil. Ve bu karşı tarafça zannediyor ki aynı çözüm ve kenara alma özelliği onda da var. Niye almıyor ki öküz diyor. Halbuki onda özellik yok. Biz bir alt modeliz. Biz bilinçli bir şekilde onu yapmamak üzere yaratıldık zaten. Ve ben ona kilitleniyorum. Onu çözmeye çalışıyorum. Ve karşı tarafa da kızıyorum. Niye buradan gözükmeye çalışıyorsun? Bir şu zarfı kenara koyalım. Sonra aynen devam ederiz hayatımız. Bu çözüm zıtlığı zaten bütün bir erkek bir kadındaki şeyleri de o yaratıyordu. Çok doğal bir değişmez bir natura gerçek. Ama korkunç bir malzeme. Yani ikisi beraber istediğin kadar platforma sok. Market alışverişi bir olaydı yani herhalde. Yani. Dolmuşa binmeleri bir olaydı. Kadının mesela orada Zeynep karakterinin sürekli öykündüğü, onlardan daha zengin olan bir aile var. Onlara sürekli nazire yapmaya çalışıyor. Ozansa peki deyip o planlara dahil olduğunda yerle yeksan oluyor. Çünkü böyle çok, oldu. Ben o bölümü yazmadım ama kim yazdı hatırlamıyorum. Nefis bir bölümdü. İki aile bir araya gelmişler. Eski yaz anılarından, tatil anılarından bahsediyorlar. Bir ortaya bir konu, ah hayatım hatırlasana Paris tatilimiz diyor. Ah hatırlasana Monaco'da senle ben. Ah Miami falan böyle. Zeynep aynı havaya sokmak istiyor. Zeynep Ozan'a biri, ha bizim şey ya yani bir kokoreç yemeye gitmiş. Ha yok yok o değil tamam. Çünkü Zeynep o anılarla yarışmıyor ya öbür anılar. Ozan şeyde o da değil. Gayet saf yani. Durumu anlatıyor. Evet bu kokoreç yediğimizdeki. Yok onu boş ver o zaman. Bir türlü bir yakışır bir anı çıkaramıyor Zeynep. Ozan o frekansla hiç olmadığı için safım söyleyip duruyor. Şimdi o plan başka, bu çözüm başka. Biz öyle miyiz yani? Ben... Erkekler o. Ya biz öyle miyiz böyle miyiz bilmiyorum. Ama ben Hashimoto olduğum ortaya çıktı. Hashimoto diye bir hastalığım var benim. Ya. Tiroidim yiyor ya. İçim yiyor. Tam benlik. Yani benim içim savunma sistemim özetle diyor ki benim tiroidlerime bu ihsanım diyor ve yiyor bu kadar. Yani komik bir şey bana yapışırdı zaten. Doktora gittim dedi ki, doktor dedi ki bu dedi... Nasıl oldu ki sen bunu dedi. Bu kadın hastalığı genelde dedi. Anadolu'da tembel gelin hastalığı diye geçer dedi. Erkek 1-7 kadın oranındadır dedi. Dedim herhalde Zeynep'e empati kurmaktan.
Yani Zeynep ne düşünür, Zeynep ne düşünür diye diye kadın hastalığı oldum. Dedim bir sezon daha sürse regli de olacaktım herhalde. Yani o kadar içselleştirir bakar olduk ki. İstediğin kadar uzun süren bir ilişkin olsun, istediğin kadar evliliğin olsun, neyin olursa olsun. Kadın gözüyle baktığında dünya başka türlü gözüküyor, erkek gözüyle baktığında başka türlü gözüküyor. Ama yine de yeterli değil. Yine de bir erkek bir kadın benzeri kim ne iş yapacaksa yapsın mutlaka platforma kadın bakışı ve erkek bakışı katmak zorunda. O da kendi içinde bir demokrasi de yaratıyor. Yani çok da güzel, ideal de bir şey. Herkes eşit oranda deneyimi kendi bakış açısından. Kimse kimseye yaranmıyor da. Kimse ondan bir planı da yok. Tek derdimiz ay sonunda alacağım parayı hak etmek. Kadın da olsan erkek de olsan. Bundan daha demokratik bir durum olabilir mi? Ve ortada gayet demokratik davranan bir editörün var. Onun da tek derdi işin doğrusu ve doğrunun ne olduğunu da çözmüş. O yüzden o iş daha alt hamamında çok iyi pişiyordu. Hamamda pişmek ne bilmiyorum. Mutfakta da pişiyordu. Yukarıda güzel lanse ediliyordu. Serada olduğu gibi. Saçma bir şey, saçma bir şeyle bitirdim. Bütün yazar ekibi. Evet, mahvettim hamamda pişirerek. Haşlıyorduk biz haşlayarak. Sıcak suda haşlayarak. Aynen öyle. Tamam oldu bak. Yani içli köftelerinde haşlanmışı da güzel oluyor deyip saçma sapan iyice batırayım. Kaçık Bey'in de bugün elinde zarfla postaneye koşan çocuğu dinledik. Bıraksak 6-7 bölüm daha çıkarız. Ben konuşurum. Sıkıldığında bekliyoruz o zaman. Öpüyorum seni. Teşekkür ederim Utku. Ben hoş teşekkür geldin. Ederim. Dinleyen, hala dinleyen varsa ben de onlara teşekkür ederim. Kaçık Bey'inden ayrılmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takip edin.